Evet arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz kaz ayağını nasıl öreceğiz? Tekli peyotedir. Bunu görelim. İpliğimi geçirdim. Bir stop boncuk aldım. Ve 11 adet altın boncuğumu iğneme geçirdim. Kaydırıyorum. Şimdi iğneme bir altın boncuk alıyorum. En son boncuğu atlıyorum. Gelen boncuktan geçiyorum. 2 boncuk üst üste gelmiş oldu bu şekilde. Aynı işlemi devam ediyorum. Bir boncuk alıyorum, boncuğu atlıyorum, gelen bir sonraki boncuktan geçiyorum. İşleme devam ediyorum. Bir boncuk aldım, gelen boncuktan geçtim. Birçoğumuz bunu biliyoruz, ama tekli Peyote'de e, içinden çok dolandığı için. E, Genelinde çiftli peyote'yi tercih ediyoruz, ama pratik püf noktası da var bunun. O şekilde de çalışabilirsiniz. İki boncuk yan yana geldi, yerleştirdik. Devam ediyorum aynı işlemi. Bir boncuk aldım, gelen boncuktan geçtim. bir boncuk aldım. Gelen boncuktan geçtim. Şimdi tekli olduğu için bu arada bizim boncuğumuz yok. Bu nedenle içinden dolaşacağım. Bir boncuk aldım. Kırmızı boncuğun altındaki boncuktan yukarıdan aşağıya geçtim arkadaşlar. Bu şekilde indim. Fakat ben iğnemi bu şekilde geçirmek istiyorum. Bunun için bir işlem yapacağız. Aşağıda ipim gelen boncuktan sağ ya da soldaki boncuk önemli değil. Bu şekilde iki boncuktan indim yanındaki boncuğa geldim aynı boncuklarımın içerisinden tekrar iğnemi ilerlettim ve gelmek istediğim boncuğa geldim Evet şimdi ilk sırada böyle yapacağız isteyen bu şekilde de çalışabilir ya da e, farklı çalışacağım o şekilde de işi e, devam edebilirsiniz şimdi burada kaz ayağını Kuruyorum. İlk başlangıç e, önemlidir. Bir siyah aldım. Boşluk dolduruyorum. Gelen boncuktan geçtim. Yine bu sefer beyaz alacağım. Bir beyaz aldım. Gelen boncuktan geçtim. devam ediyorum. Tekrar bir beyaz boncuk aldım. Gelen boncuktan geçtim. Şimdi iki tane siyah alacağım. Bir. Ve iki. bu şekilde yerleşti. Şimdi tekli peyotede bir tarafını son derece rahat çalışırız. İkinci sıraya geçiyorum. Siyahla devam ediyorum. Gelen boncuktan ilerledim. Tekrar siyah alıyorum. Gelen boncuktan geçtim. Bir değiştim boşluk dolduruyorum. Şimdi beyazla devam ediyorum. bir beyaz aldım ikinci beyazı aldım yerleştiriyorum ve son sıraya geldim siyah aldım şimdi gördüğünüz gibi bu bölümde tekrar başka bir işlem yapmak durumundayız. Geçecek boncuk yok çünkü. Tekrar iğnemi bir siyah alıyorum. Bir siyah aldım. Dolanmak istemiyorsanız tuğla tekniği gibi bu bölümü çalışabilirsiniz. Bakın üstteki sıradan işlem yapacağız. İki tane altın boncuğun arasında bu şekilde ip var. İpten geçiyoruz. Geçtik. yerleştirdim. Dolanmamıza, ipliğimizi yürütmemize hiç gerek kalmadı. Döndüreyim işi. 1 2 sıra renkli çalıştım yani siyah beyaz. 3. sırada ise siyahla devam ediyorum. Burada kaz ayağını kuruyorum arkadaşlar deseni. Siyah. Tekrar siyah. Beyaz. Tekrar beyaz. Ve de siyah. döndürdüm işi dördüncü sıraya çalışıyorum şimdi siyah alıyorum bir siyah aldım beyaz ile devam ediyorum tekrar beyaz alıyorum Siyahla devam ediyorum. Şimdi bu biraz karışık gelebilir ilk başta, ama bu sayılara bir kenara yazarak çalışırsanız, eğer hiç çalışmamışsanız, son derece rahat çalışacaksınız. Tekrar bir siyah alıyorum. Mantığını, püf noktasını size söyleyeceğim. Siyah. Şimdi gördüğünüz gibi bu araya bir boş boncuk yerleştirmem lazım dönüş yapmadan ve bir beyaz aldım. Ne yapıyorduk? Ya boncuklarımın içerisinden bu şekilde dolanacağım ya da biraz önce söylediğim gibi üstteki sıraya geçiyorum ve iki tane boncuk var. Arasından tola tekniği nasıl çalışıyorsa tola tekniğindeki işlemleri gerçekleştiriyorum şöyle açayım da iyice ne gözüksün Evet yerleştirdim boncuğu da aşağıya yukarıdan aşağıya indim bir boncuk iniyoruz şimdi 5. sırayı yapıyorum 5. sırada siyahla başlıyorum. Siyah aldım. boşluk dolduruyoruz. 2 tane beyaz. Şöyle döndüreyim de daha rahat çalışayım. Beyaz, tekrar beyaz. Şimdi siyah. Siyah. Kaz ayaklarını kurduğunuzda elinizdeki işe baş bakarak e devam edeceksinizdir. Ne kadar kolay diyeceksiniz. 5. sıradan sonra 6. sıraya geldim. Şimdi beyazla başlıyorum. Bir beyaz aldım. Gelen boncuktan geçtim iki siyahla devam ediyorum. Bir, iki, iki beyaz. Bir, iki. Şimdi gördüğünüz gibi yine Buraya boncuk ilave etmem lazım. Siyahı aldım. Üstteki en üstteki iki boncuğun arasındaki ipten geçtim. Hata yaptığınızda sökümü de kolay bu çalışmanın. Yerleştirdim. Yukarıdan aşağıya iğnemi geçirdim. Boncuklarım tamamlandı. Şimdi yedinci sıraya geliyorum. Yedinci sırada beyazla devam edeceğim. Beyaz. İki siyah. iki beyaz alacağım. Evet modelimiz kurumaya başlandı arkadaşlar. Döndürdüm işimi. 8. sıraya geçiyorum. 2 beyaz boncukla işlemi sürdürüyorum. 1 Şimdi gördüğünüz gibi bir bölümde bizim kaz çıkmış oldu. Siyah, beyaz, siyah. Evet bu bölümde siyah alıyorum. Şimdi bu sırada siyah, beyaz, siyah. Beyaz. ve tekrar beyaz alacağım. Boncuğu aldım. Tola tekniği gibi çalışıyorum. Üste geçtim. Yukarıdan aşağıya iğnemi indirdim. Döndürdüm işi. Şimdi burada ifade etmek istediğim şey şu arkadaşlar. Bakın en alt sırada siyah beyaz siyah beyaz diye. Bu sıra tamamen böyle gitmeli. Ondan sonra kaz ayağına başlıyoruz. Kalın tarafına. 3 tane var. 1, 2, 3. 3 siyahtan sonra 3 beyaz çalışmam gerekecek. Buradaki işlemi beyaz olarak burada yapacağım. O halde ne almalıymışım? Artık burada mantık yürütüyoruz bakarak. Beyaz almam lazım. bölümde ise yine siyah beyaz siyah beyaz diye gidiyor. Bir siyah bir beyaz diye geçeceğiz. Ne almamız gerekiyormuş? Beyaz. Siyahı çalışmışız, beyaz gelecek. Evet, işimiz bu şekilde. Şimdi 1 2 3 beyaz var. Burada da 3 tane siyah olana kadar örümü devam ettiriyorum. Bu sırada siyah beyaz siyah beyaz diye gitmiş. Beyaz var o halde siyah almalıyım. Mantık bu arkadaşlar. Biraz daha iş ilerlediğinde göreceksiniz. Şimdi burada 3 tane siyah bitirmişiz. O halde burayı da işlememiz gerekiyor. Bir adet var. 2 Döndürdüm. Gene elimdeki işe bakıyorum. Ya da elinizde şablon varsa ona bakacaksınız. Kurulumda buranın da 3 olması lazım. Ama bu kurulumda bu şekilde denk geldi. 3 tane gibi düşünün altına. Yani mantık açısından söylüyorum. 3 o. Burada 2 var ama 3 gibi düşünüyorsunuz. 1, 2. O halde ben ne yapmalıyım? 3'e tamamlayacağım. Çünkü modeli kuruyorum. Boncuk karışmış pardon. Evet, beyaz boncuk aldım. Siyah beyaz siyah beyaz diye gidiyor. Beyaz var, o halde siyah koy, koymalıyım. Ne demiştik? Siyahlar kazayan da, siyahlar ve beyazlar. Evet. 3 adet olmalı. 1 adet siyah alırsam 3'e tamamlarım. Şimdi siyah beyaz siyah beyaz diye gidiyor. Siyah var o halde beyaz olarak ilerletiyorum boncuk alıp. Burası 3 siyah Şöyle tutayım yakından. Şu arayı dolduruyorum. 3 beyaz olmalı. 3 siyah var. 3 beyaz bu altınlarla çalıştığım için siz öyle gö görürüz, gözüküyor. Beyazla devam ediyorum. En üst sırada da siyah beyaz gidiyor. Beyaz varmış o halde siyahı yerleştirmeliyim. Dediğim gibi bu tekli peyotele ya, ya bu şekilde tuğla da çalıştığımız gibi çalışın ya da dön dönüş yaparak çalışabilirsiniz. Döndürdüm işimi. Şimdi 3 tane siyahımız vardı. 1 2 buranın da 3 beyaz olması lazım. Yani bu 3 3 diye gidecek. Boncuklar İki sıra üçlü yapacağız siyah ve beyaz olarak. Şimdi bu sırada siyah, beyaz, siyah, beyaz, siyah, beyaz. Şimdi siyah olmalı. Artık şablon okumuyorum. Tamamen elimdeki işe bakarak devam ediyorum. Buraya geldik. 3 beyazımız var. 3 siyahımız olmalı. Püf noktası bu arkadaşlar. Geçtim. Bakın bu sırada tamamen siyah beyaz siyah beyaz diye gitmiş. Siyah var o halde. Beyazla sürdürmek zorundayım. Devam ettim. 3 siyah var. Buranın da 3 beyaz olması gerekiyor. 3 beyazı aldım ve yukarıya çıktım. Evet, kaz ayağımızın modeli çıktı. Şimdi arkadaşlar İki sıra mutlaka kaydırmalı olarak 3 siyah, üst siyah, üç siyah. Beyazlarda üst siyah, üç siyah olmalı. Kaz ayağındaki püf nokta bu. Ondan sonra gelen sıra kaydırarak siyah, beyaz, siyah, beyaz diye gideceğiz. Şimdi işe tekrar başlıyorum. 3 beyazımız var. O halde 3 sıra siyah işleyeceğiz. Siyahı aldım. Bu sıra neymiş? Siyah beyaz siyah beyaz diye gitmeliymiş. O halde beyazla devam edeceğim. Siyah var çünkü. İlerlettim. Bu sırada 3 siyah var. 3 beyaz olmalı. Kaz ayağımızı o şekilde kuruyoruz. Yavaş yavaş gösteriyorum. Bu sırada siyah beyaz siyah beyaz var beyaz olduğu için yanına siyah geçiyorum. Gördüğünüz gibi şablon takip etmiyorum. Elimdeki düzgün kurduğunuzda eğer hata yaparsanız e, düzgün olmaz onu da ifade edeyim size. Çok dikkatli kurun işi. Şimdi burası 3'tü. 3 tane yeni kuruyorum. 3 tane siyah olmalı. Birinci siyahım. En üst neymiş? Siyah beyaz siyah beyaz. O halde ben beyaz almalıyım. Sevgilidir. Bunu her türlü modele uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Döndürdüm işi. Sayıları fazlalaştırabilirsiniz bu şekilde kurarak. Şimdi bu sırada gördüğünüz gibi siyah beyaz siyah beyaz gidiyor. Beyaz varmış hemen yanına siyah yerleştiriyorum sıranın gerisine bakıyorum ne varmış yine siyah beyaz siyah beyaz diye gidiyor siyah var beyaz koyuyorum şimdi 3 beyaz kazayanın 3 beyazı 3 siyah demek ki bizim sıramız beyazmış 3 adet bu şekilde çalışacağız yani 3 tane boncuk işlem yaptığım bu sırada 3 beyaz olacak daha sonra 3 beyaz olacak Şimdi i̇şin gerisini takip ediyorum siyah beyaz siyah beyaz diye devam etmiş bilmiyorum anlatabiliyor muyum mantığı püf noktasına şimdi 3 siyah 3 beyaz o halde siyaha geldik siyah zemini kuruyoruz kaz ayağının geçtim döndürdüm işi bu sırada çok iyi anlamanız gerekiyor 3. Buranın da 3 olması lazım. O halde siyah alacağım. Hangi renk boncuk aldığınız sı bu şekilde takip edeceksiniz. Bu sıraya bakıyorsunuz. Siyah beyaz diye geçmiş. Yani bir siyah, bir beyaz, bir siyah, bir beyaz. Beyaz varmış. Demek ki siyah almam gerekiyor. Şimdi bu sıraya bakıyoruz. Bu sırada 3 adet kaz ayağının siyahı var. Sıra geldi o halde 3 adet beyaz olarak devam etmeye geçtim. Bir üstteki sıraya bakıyorum. Siyah beyaz siyah beyaz olarak devam etmiş. Siyah var. Beyaz alıyorum. Bu sırada yeniden siyah kaz ayağını kuruyorum. Bir adet var. İkincisini alıyorum. Siyah olarak ikiledim orayı. En üst sırada siyah beyaz siyah beyazmış. siyah alarak devam ettim. Döndürdüm. Geçtim. Şimdi ikinci sıraya geldim. Buranın da siyah olması lazım. Çünkü 3 beyaz var geride. Buranın da 3 olması lazım. 3 siyahla devam ediyorum. Bu sıra siyah beyaz olarak devam ediyor. Beyaz var mı? Siyah olarak gidiyorum. Evet. Bu sıra 3 beyaz, 3 siyah, 3 beyaz olarak devam edeceğim. İkinci beyazımı hallettim. Bu sıra siyah beyaz, siyah beyaz olarak gidiyor. Evet arkadaşlar bu sıralar tamamen bu şekilde işin devamı. istediğiniz ölçüde örümü bu şekilde devam edeceksiniz. Evet arkadaşlar ben belli bir miktar ördüm. Yaklaşık 6 3 santim gibi. Şimdi burada göstermek istediğim farklı bir şey var. Gördüğünüz gibi en üst sırada tekli peyote olduğu için bu şekilde dizilimini yaptık. Siyah beyaz geçiyor en üst sıra ama burada yok. Simetri olsun istedim görüntüde bu nedenle e, oraya bir sıra tuğla çalışacağım. Peyto çalışmıştık, tuğla çalışacağım. Şimdi araya e, siyah beyaz, siyah beyaz, siyah beyaz diye çalışmayı e, renklendireceğim, şekillendireceğim. İpim en dıştan çıkmıştı, şimdi ben eksiltme yapacağım için bir gerideki boncuktan çıkmak istiyorum. Onun için boncuklarımın içerisinden dolanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yanındaki boncuğa geçtim. iki boncuktan birden yukarıya çıktım. Eğer hemen öndeki boncuktan yaparsanız eksiltmeyi boncuk alıp ipiniz gözükür. Şimdi iğneme iki boncuk alacağım. Bir eksiltme yapıyorum. Bir siyah bir beyaz aldım. İpimin çıktığı boncuk hemen önündeki ipten geçiyorum arkadaşlar. hem eksilttim hem de iki boncuk birden çalışmış oldum. Son boncuğumun içinden alttan yukarıya doğru çıkışımı yaptım. Şimdi siyah beyaz olarak gideceğiz demiştik. Sıra geldi beyaza. Bir sonraki ipten geçiyorum. Pardon. bunu yanlış yaptık. Evet düzeltmeye yaptım arkadaşlar. Siyah almam gerekiyordu. Dalmayın sizde. Gelen boncuktan ipten geçtim, alttan yukarıya çıktım. Şimdi sırada beyaz var. Bir beyaz boncuk aldım gelen iki boncuğun arasındaki ipten çıktım. Alttan yukarı çıkışımı yaptım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde sıranızın sonuna kadar öreceksiniz. Bakın özellikle ip bıraktım. Bu örüm burada bitecek çıkıntı dışta olacak. Bu kısımda ise hepsi altın boncukların yanında. Ama görüntü yekparede daha düzgün dursun diye bir sıra ekleyince tuğla da buraya gelir. Burada bitireceksiniz örümünüzü. Arkadaşlar ben bitirdim ve sürgülü kapamayı taktım. Bu kenar kısmını da kapattım bu şekilde. Diğer ucumla çalıştım. Video çok uzasın istemedim. Çiviyi ucunu yuvarlak yaptım. Minicik bir mercan rondela ince aynı şekilde yaptım. Bir halkayla birleştirdim. Halkayı nereden birleştirdim? Onu çalışayım. Bu halkalar arkadaşlar Miyokinin, miyokiler için kullanılan ince halkalardır. Şimdi 1 2 3. borcuncuğun boşluğundan geçiriyorum. Tekrar tutayım. 1 2 iki boşluğu geçirdim. 3. boşluğu arasında kalacak. Evet, 2 boncuktan geçtim. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Evet arkadaşlar bitirdim. Ve de taktım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese huzurlu, mutlu günler dilerim. Hoşçakalın efendim.